Amerika hisse senetleri, koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmanın önüne geçebileceği spekülasyonlarının hafiflemesi ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerin azalmasıyla hafif değerlenerek günü sonlandırdılar. Hızla yayılan yeni varyantın daha hafif semptomlara yol açtığına dair artan kanıtlarla dünya çapındaki COVID-19 vakaları ikinci günde 1 milyonun üzerine çıkmasına rağmen Omicron korkuları hafifliyor. S&P 500 yeni bir rekor kapanışın kıyısından dönerek %0.15 oranında değerlenirken, Dow Jones sanayi ortalaması da %0.25 primlenerek günü tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında bitirmeyi başardı. Yeniden açılan ticaretin temsilcisi olan Russell 2000 ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 2255 seviyesini aşamazken, Nasdaq %0.1 oranında değer kaybederek kapanış yaptı. Dow Jones endeksinde %0.9 oranında değerlenen takdirsel tüketim ve %0.76 yükselen ham madde sektörleri en iyi performansı sergilerken, enerji %0.51 ve iletişim servisleri %0.33 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. S&P 500 endeksinde ise altyapı ve sağlık sektörleri sırasıyla %0.64 ve %0.6 oranında değerlenerek endeksi yukarı taşırken, iletişim servisleri ve enerji sırasıyla %0.31 ve %0.63 düşüş yaşayarak endeksi aşağı çeken sektörler oldular. Yeni varyantla artan vaka sayılarına paralel olarak Avrupa endeksleri karışık seyir izlemeye devam etti. FTSE 100 endeksi günü %0.66 oranında değerlenerek sonlandırırken, Eurostox 50 %0.63 ve DAX %0.7 oranında değer kaybı yaşadı. FTSE 100 endeksinde sanayi %1.55 ile en çok değerlenen sektör olurken, onu %1.27 ile gayrimenkul ve %1.19 ile altyapı sektörleri izledi. Enerji ise %0.73 oranında değer kaybederek endeksin günü negatif sonlandıran sektörü oldu. DAX endeksinde ise yalnızca temel tüketim ürünleri ve altyapı sektörleri sırasıyla %0.24 ve %0.1 oranında değerlenerek günü pozitif şekilde sonlandırmayı başarırken iletişim servisleri %1.63, IT %1.11 ve takdirsel tüketim %1 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Dün açıklanan ekonomik veriler arasında Avrupa bölgesi M3 para arzı %7.6 beklentisinin altında %7.3 gelirken, Amerika tarafında Kasım ayı öncü toptan stoklar %1.5 beklentisinin altında %1.2 ve son olarak ikinci el konut satışları %0.8 artış beklentisine karşın %2.2 oranında düşüş yaşadı. Bugün piyasalar Avrupa tarafında İngiltere ev fiyatları endeksini takip ederken, Amerika'da haftalık işsizlik verileri ve Aralık ayı MNA Chicago PMI verisini izleyecek. Bir süredir 95.800 ila 96.600 bandında işlem gören dolar endeksi, Londra'nın tatil olduğu iki günün ardından tekrar hareketli bir seans geçirdi. Tatil dönemi olması nedeniyle azalan hacimler ve haber akışının zayıflaması, yön konusunda kararsız seyir izlenmesinde etkili olurken, gün ortası itibariyle dolar satış baskısıyla işlem görerek 96.400'den 95.750 bölgesine geriledi. Amerikan tahvil getirilerinde yükselişe rağmen dolarda alım talebi sınırlı kaldı ve endeks 96 seviyesinin hemen altında kapanış yaptı. Aralık ayı içinde birkaç sefer test ettiği 1.1360 zirvesini tekrar test eden euro dolar paritesi, kapanışı 1.1340 bölgesinde gerçekleştirdi. Salı günü 1820 dolar seviyesine yükselerek Aralık ayı zirvesini gören spot altın, dün dolarda değer kaybına karşılık Amerikan tahvil getirilerinin yükselmesi sonucu satış gördü. Varyanta dair gelişmeler ve faiz politikasına dair görüşlerin etkisiyle bir süredir dar işlem gören altın, Amerika açılışı öncesi 1790 dolara kadar gerileyerek 100 günlük ortalamasını test etti. Sonrasında bu seviyeden alım görerek toparlandı ve kapanışı 1805 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Amerikan hazine tahvilleri, varyant haberlerine rağmen endekslerde alımların devamıyla satıcılı işlem gördü. Güne %1.46 bölgesinde başlayan 10 yıl vadeli tahvil, gün geneline yayılan satışlarla %1.55 seviyesine kadar genişleyerek Kasım sonundan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. FED toplantısı sonrası getirilerin hafif aşağı geldiği kısa taraf %0.76 ile yıl içi zirvesini tazeledi. Yılın son hazine ihracında 7 yıl vadede 56 milyar dolar borçlanan hazine, %1.48 ile beklentiden 2 bas puan daha yüksek seviyeden borçlanma sağladı. Türk hazine euro tahvilleri 2 günlük aranın ardından daha hacimli işlem gördü. Açılışta 2 ila 3 bas puan daralan getiriler, Türk lirasında değer kaybının akşam saatlerine kadar devam etmesiyle yönünü satışa çevirdi. Noel tatili öncesine göre orta ve uzun vadede getiriler hafif değişim gösterse de 5 yıl vadeli kıymet 10 bas puan bölgesinde genişleme göstererek %7.10'dan kapanış yaptı. Ülke risk primi de yine Noel öncesine göre 8 bas puan artarak 563 oldu. Şirket kıymetlerinde lokal ilgisi kısa tarafta kalmayı sürdürdü. 2022 vadeli sermaye benzeri kıymetleri olan yönelim güçlü kalmaya devam ederken bu tarafta likidite tekrar zayıfladı. Daha uzun vadelerde ise ilgi oldukça sınırlı kalmaya devam etse de hem senior hem sap kıymetlerde yıl sonunun da etkisiyle arz çok zayıf kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.